Beslediğim bir yılan vardı zaten, bizim hayvanat bahçe Rusası da var. Yani onun dışında yılanın öldüğünü düşündüm. Yani çok hareketsiz duruyordu. Zaten sakat bir yılandı. Bir gözü kördü, ayrıca vücutta eziklikler vardı biz aldığımız zaman. Yani iyileşsin diye zaten almıştık. 1,5 sene bendeydi. Ondan sonra hayvanı aldım, yıkadım. Yıkadıktan sonra biraz kendine geldi. Sonra tam kafese koyarken döndü, ısırdı. Isırınca ben de hemen kafese bıraktım, kapağını kapattım. Ondan sonra elime hemen bir bantla bağladım ve emmeye başladım elime suyla beraber. Zehrin büyük bir kısmını çekmeye çalıştım. Ondan sonra zaten arkadaşları aradım. Hastaneye gittik beraber. Bu yılanların Türkiye'de pek olmadığı için, hatta hiç olmadığı için tek bir tane vardı. O da Suriye'den biri getirmişti işte bir adam. O da yolda mı bulmuş, nerede bulduysa, ben almıştım onu iyileştirmek amaçlı. Bu hayvan Mısır'da, Suriye'de ve Saudi Arabistan'da yaşıyor doğada. Ve bu yüzden de sadece bu ülkelerde üretiliyor panzehiri. Ama artık Fransa'da ve şeyde de vardı panzehir üreten Riyad'da. Ama son 3 senedir artık orada da üretilmiyor. Yani sadece dünyada Mısır'da var şu an. Mısır'da bile şu an çok az bulunuyor. Şu an her hastaneden, o da Sağlık Bakanlığı emriyle, her hastaneden 4 tüp alabiliyorlar. 24 tüp toplamak için işte şu an panzehirler yapılıyor. Kısmı böyle vücutta hissetmemezlikler var. Dün mesela daha fazlaydı. Özellikle yüzümde, boğazda, gözlerde vardı. Panzehiri başladıktan sonra düştü. Şu an daha fazla ayaklarda ve sokulan elde var. Şu elim çok zor da diğer elimi hareket ettiriyorum. Doktor dedi, şu ana kadar yaşamam bile mucize. Daha önce panzehir aldın mı dedi. Hayır dedim. Çünkü dedi genelde ilk 6-7 saatte felç yapıyor. Nefes artık alamıyorsun ve ölüyorsun. Donc,